kendimden biliyorum. Ezel yaşamıyor artık. Haklıydın. Artık Kenan'ın bizde bir işi kalmadı. Ezel hadi, hadi abi. Dedim sana. Onun bizde kalmadı. Ama benim onunla kaldı. Pardon. Saygıdeğer kurul üyeleri, hepinize tekrar merhaba. Yine burada sizlerle bir arada olmak benim için gurur verici bir his. Affedersiniz. Sözlerimi öncelikle Kenan Bey hakkında bir hatırlatma yaparak başlamak isterim. Kenan Bey... Hepinizin bildiği gibi azimli, hırslı ve rakiplerinin korktuğu bir beyefendidir. Bizler de korkuyoruz. Sırf rakipleri değil. Evet, onu biliyoruz. Ama bilmediğimiz şey onun dostlarına olan yakınlığı. Kenan bir tek şeyde haklıydı Cengiz. Onun intikamı bitti. Korumalar. Bundan böyle kaybedecek bir şey olan, korkması gereken biz değiliz. Sizsiniz. Kaya. Kenan Bey'in dostları çok şanslı insanlar. Kenan Bey'in... Kaya Bey, iyi misiniz? Sevdiği insanları çok güzel şeyler bekliyor. Güzel. Yukarıda neler oluyor biliyor musun? Ne oluyor? Bundan böyle Cengiz, sizin her anınız korku içinde geçecek. Korumalar! Ne zannettin Cengiz? Neye tanık oldun? Çaresiz bir adamın öfkesine mi? İki çapulcuyu bıçaklayıp ortalığa deli gibi saldıran bir adam mı oldum zannettin? Olmadın mı? Çok daha fazlası oldu. Ne yaptın sen? Bekleyeceksiniz. Arabada. İşte. Yatakta. Her yerde benden korkacaksınız. Çünkü artık korku evinizden içeri girdi. Az önce gördüğünüz zannettiğin o çaresiz adamın öfkesi değil. Her şeyi kuran, her şeyi planlayan Ezel'in öfkesi. Bir çırpıda iki çapulcuyu öldüren adamın öfkesi değil. İstediğinde hepinize ulaşabilen adamın öfkesi. Kaya'yı kendi ofisinde Kenan'ın gözü önünde öldüren adamın öfkesi bu. Dayımı öldürdünüz. Ben de teker teker hepinizi öldüreceğim.
Ne? Ne gitmeyecek miyiz Ezel'in peşinden? O adam Ezel değil. Kim bilmiyorum ama o artık Ezel de değil. Sizin hiç babanız öldü mü? Benim bir kere öldü.